Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Yetinize saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, aslında keşke hiçbir çocuğumuz incitilmeseydi de, keşke Sayın Bakan dahil iktidarın mensupları eyvah bizimkilere dokunuyorlar diye düşünmeyip önce çocuklar diyebilseydi de, keşke iktidarın bazı olanaklarından nemalanan bazı kesimler kim kusur işlediyse, kim göz yumduysa, kim görmezden geldiyse lanet olsun diyebilselerdi de bugün burada bunları konuşmuyor olsaydık. Ama el kadar çocuklar istismar edilirken, tecavüze uğrarken önce bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumu karalamak için gerekçe olamaz deniliyorsa ortada sorulacak çok soru, konuşulacak çok şey var demektir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Kimse kimseyi karalamıyor. Kim sorumluluğunu yerine getirmediyse, kim denetim yapmadıysa, kim görmezden geldiyse, kim bu vakıfların açılmasına izin verdiyse, kim bu vakıfları açtıysa, kim olanları sadece seyrettiyse biz ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bunun adı karalama değildir bakan, sayın bakan, bunun gerçeği aramadır. Birileri kalkıp bu çocukları ailelerini sarıp sarmalayacağı yerde önce bizimkileri aman zarar görmesin diye sarmalıyorsa bunun hesabını sormak zorundayız. Mevzu çocuksa, çocuk istismarıysa bunun dini, diyaneti, siyaseti olmaz. Bunun bendeni, sendeni olmaz. Bunun şucusu bucusu olmaz. Bakın elbette suçun şahsiliği ilkesi var ama bu ülkede bir yıl içinde 11 yaş altı 2052, 12-14 yaş arası 2651, 15-17 yaş arası 6387 çocuk cinsel suçların mağduru olduysa, çocukların cinsel bütünlüğüne karşı yaklaşık 20 bin dava açıldıysa, toplam cinsel saldırıların neredeyse yarısı çocuklara yönelik işlenmişse, her ay Adli Tıp Kurumu'na 650 çocuk cinsel istismarı gönderiliyorsa, bunun üzerinin örtülmesi değil, aksine sonuna kadar araştırılması gerekir. 11.095 çocuk cinsel suçlarının mağduru olduysa, Türkiye dünyada çocuk istismarı sıralamasında 3. sıradaysa neler oluyor diye sorulması gerekir. Çocuklara reva gördüğünüz hayat, sunduğunuz gelecek bu mu Allah aşkına? Çocuklara güzel bir gelecek sunmak yerine canlı bomba olmayı özendiren, çocukları ölümü yücelten, çocukları istismarın kurbanı haline getiren, travma üzerine travma yaşatan bu zihniyete kusura bakmayın. Kınıyorum, kabullenmiyorum, kabullenmeyeceğimi de ifade ediyorum. Sayın Bakan, tabii ki sizinle de yüzleşmemiz gerekiyor. Ben çok merak ediyorum. Akşam yastığa kafanızı koyduğunuzda rahatlıkla uyuyabiliyor musunuz? Yani sorumluluğunuz altındaki çocukları kucaklamak yerine kendinize yakın hissettiğiniz bir vakfı kucaklarken gerçekten içiniz rahat mı? İç huzurunuz var mı? Partiniz milletvekilleri araştırma komisyonu önerimizi reddederken gerçekten mahcubiyet hissettiniz mi? Ankara'daki bir halk eğitim merkezindeki Kur'an kursu çalışanının 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarı iddiasıyla açılan davada 36,5 yıl istemiyle yargılanıyor ama hala görevinin başında. Bundan rahatsızlık duymuyor musunuz? Ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Kadınlar Günü videosunda gelin olarak kullandığı küçük bir kız görüntüsünün altında gelenektir diye yazarken hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz? Allah aşkına boğazınıza bir şeyler düğümlenmiyor mu? O el kadar çocuklar gelinlik giydiğinde ben çok merak ediyorum. Çocukların haklarını gerçekten böyle mi koruyorsunuz? Varsa bir ihmalleri, bakın Karaman'daki gerçekleşen iğrenç bir olayda Ensar Vakfı'nı neden savunmak zorunda hissediyorsunuz? Varsa bir ihmalleri ki var, varsa bir kusurları ki var, çeksinler cezalarını, çeksinler. Niye savunma hattının en önündesiniz? Niye savunuyorsunuz Allah aşkına? Sizin göreviniz mağdur çocukları, diğer vakalar olmasın diye bakmak, araştırmak mı? Denetim mekanizmalarını arttırmak mı, sağlamak mı? Çocukları korumak, bu istismarı önlemek mi? Yoksa
kendinize yakın bulduğunuz bir vakfı savunmak mı? İstifa etmelisiniz Sayın Bakan. Bu ülkede yolsuzluk yapılıyor. Kimsenin aklına istifa gelmiyor. Bu ülkede her gün terör korkusuyla yaşıyor insanlar. Her gün şehit haberleri geliyor. İçişleri Bakanı'nın aklında istifa yok. Karaman'da bu vahşete seyirci kalan valinin, o vakıfları, yurtları denetlemeyen İl Milli Eğitim Müdürü'nün aklından istifa bile geçmiyor. Bu yüzden istifa edin ve güzel bir örnek bence oluşturun. Ya da en azından bir özür dileyin halkımızdan. Özür dileyin, deyin ki evet bir çocuk kendini koruyamaz. Bu görev yetişkinlerindir, devletindir ve ben bu görevimi yerine getiremedim deyin. İstifa edin, emin olun böyle yaparak en azından çözüme bir katkı sunabilirsiniz. Ancak çocukların cinsel istismarına son verildiğinde, çocuklarımızı incitmediğimizde sağlıklı bir ülke ve eşitlikçi bir gelecek kurabiliriz diyorum.